İnsanoğlu kendi çizdiği çizgilerle yön verir hayatına. Çünkü o akıl denen bir üstünlüğe sahiptir. Bu yüzdendir ki hayatı üstüne yazdırdığı faturayı ömrü boyunca ödeyemez. Ayten Aksu ise son sınıfta okuyordu. Yakın bir zamanda babasını kaybetti. Anne Gülsüm Aksu, eşinin ölümünden sonra kızıyla eskisi gibi ilgilenemiyordu. Bu yüzden Ayten Aksu, babasının ölümünden sonra iyice serbest kalmıştı. Nerede kaldın be kızım? Saat kaç oldu yavrum? Arkadaşlar bir işine uğradık. Hastaymış, bugün okula gelemedi de. Bugün öğretmen yine uyardı. Niçin? Eksik olan ders kitaplarınızı alın diye. Tamam, alırız yavrum. Karnım aç anne. Ne yiyeceğiz bu akşam? Mutfakta bir şeyler vardır kızım. Sen hazırla, hadi ye yavrum. Tamam. Merhaba Üstürk, ne haber? Hoş geldiniz çocuklar. Gene geç kaldınız. Okulda biraz arkadaşlarla kafeye takıldık, o yüzden geç kaldık. Sen ne yapıyorsun? Yarın sınavım var, ders çalışıyorum. Tabii her zamanki gibi dersin ya. Ders. Sınavı vermek zorundayım ama. Ben ne oldu biliyor musunuz? Bir tane kızın birine çarptım. Hadi ya. Adı ne? Adı Ayten galiba. Zaten hani beni çağıracaktın? Ben de şimdi geldim Zaten Aydın abla. Ay bizim şu televizyonda tam bozulacak zamanı buldu yani. Başladın mı Yusuf abla? Başlamak üzere. Anne ne yemek var? Ne yiyeceğiz? Öğlenki yemek var kızım. Ben yedim. İstersen ısıt da Aydın ablanla birlikte yersiniz. Ben aç değilim. Aa başladı işte. Anne başka bir şey yok mu? Kızım mutfak orada. Git bak. Acaba kız bebeği doğuracak mı? Başka çaresi yok ki bence. Aa bak oğlan da geldi. Yusuf, şuraya basar mısın? Azize'de kendine bir adam tut. Burgu'dan galiba, yarın değiştirmek lazım. Ya çocuklar benim yarın sınavım var, siz burada gitarla uğraşıyorsunuz. Unutuyorsun galiba, sınav senin sınavın. Ben yarın o kızı bulmalıyım. Hangi bölümde okuyor kız? Lisede. Çok güzel bir kız, bir görseniz harika bir kız. Zengin mi bari? Ondan haber ver. Zengin herhalde. Yusuf, bana biraz boş para verir misin? Ben eve telefon açayım, bizim yarın tanıdık otobüsçüyle bana para göndersinler. Peki tamam, hadi görüşürüz. Ay, ne kötü yerinde kestiler. Burada da kesilir mi be canım? Merak edelim diye kesiyorlar işte canım. Ben artık kalkayım. Hadi iyi akşamlar, görüşürüz. İyi akşamlar canım. Bugün bana otobüste para gelecekti. Belki de gelmiştir. Öğlene iyi bir yemek yeriz artık. Yeriz tabii öğlene güzel bir yemek. Ne yiyelim? Balık yiyelim öğlene, tamam mı? Yiyelim. Hadi çocuklar bana müsaade. Benim işim var, gücüm var, tamam mı? Sonra görüşürüz. Dur canım ben de çıkacağım. Beraber çıkarız. Sen okula gideceksin. Ben terminale gideceğim. Öğlen şeyde buluşuruz. Kafede buluşuruz. Tamam, tamam. Hadi bay bay. Hadi ben de gidiyorum. Sen nereye ya? Okulun kütüphanesine. Hay Allah. Bu sabahtı kahvaltı sonrasını toplamak bana düştü. Anne ben çıkıyorum. Nereye böyle kızım sabah sabah? Saat 10'a geliyor anne. Olsun 3 saat var kızım daha okula. Kütüphaneye uğrayacağım. Hem bana biraz para verebilir misin? Kızım dün verdim daha. Onunla defter aldım. Ma sen de be kızım her gün her gün para be çocuğum. Al. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Geç kalma. Merhaba. Nerede kaldın kız? Ancak çıkabildim. Niye? Ne oldu ki? Dünkü çocuk buradaydı. Hani şimdi gitar çalan mı? Evet, biraz konuştuk. Bizi sevdiğini söyledi. Mühendislik fakültesinde okuyormuş. Başka? O da seni sordu. Ne? Beni mi sordu? Evet. Bilmiyorum ama kaçırmak da istemiyorum. Bana sorarsan kaçırma. Aa, işte geldi. Bizi görmedi galiba. Aydın'a da
sevdiğine göre. Tamam. Rahat etmiyorum ya. Rica ederim, buyurun. Hatırladınız mı? Hani dün tanışmıştık. Unutur muyum, oturmaz mısınız? Gitar mı çalıyorsunuz? Biraz çalıyorum işte. Ben de gitar çalmayı öğretir misiniz? Tabii, neden olmasın? Omuzları böyle çok ağrıyor ki dün hiç uyuyamadım. İşte burası sanki bıçak sokuyorlar. Dedim ya, ablam bir de üstüne üstlük yürüyemiyordu. Bence sen ne kadar erken tedaviye başlarsan o kadar iyi olur Gülsüm abla. Bir an önce vakit kaybetmeden doktora gitmen gerekiyor. Neyse ben kalkayım. Görüşürüz. Haklısın galiba. Hadi güle güle canım. Hadi ihmal etme doktora gitmeyi, oldu mu? Geleceğim ben. Hadi yine gel, güle güle. Demek öyle ama bence Madonna. Madonna mı? Bilmem. Hadi ben Hadis'e bakalım istersen. Ben birazdan gelirim. Aslında ben Madonna'nın şeklini pek sevmiyorum. Dansları çok güzel ama biraz da sen haklısın galiba. Onu popüler yapan bence biraz da cinselliğini kullanıyor olması. Okul vakti geldi. Ben de kalkacaktım zaten. İstersen seni okula kadar bırakayım ha. Tabii. Neden olmasın? Ayten ile Ahmet okul öncesi ve sonrası sık sık buluşmaya başlamıştı. Her geçen gün birbirlerine daha fazla bağlanıyorlardı. Anne kızının eve geç gelmelerini hoşgörüyle karşılamaya başlamıştı. Nerede kaldım be yavrucuğum? Otobüs beklerim. Boş otobüs gelmedi de yürüdüm. O kadar yolu tek başına mı yürüdün? Yok canım, arkadaşlarla beraber yürüdük. Oo, kukumalar, ders mi çalışıyorsunuz? Nerede kaldın? Saat kaç oldu, biz burada beyefendiyi bekliyoruz. Kızla beraberdim. Öğlende kafeteryaya da gelmedin. Aa, özür dilerim, dedim ya yengenizle beraberdim diye. Yarın kafeteryada da buluşacağız. Hadi ben yatıyorum. Aşığım, aşığım. La 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 lom, la 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 lom. La la lom. Affedersin, biraz geç kaldım. Yok, ben de şimdi geldim ben. Ne o, senin bir şey canı sıkılmış gibi? Babam müdüre telefon edip biraz bağırmış galiba. Müdür de bana kızdı. Baban ne iş yapıyor? Tekstil işiyle uğraşıyor. Fabrikatör mü? Evet. Peki kalkalım mı? Niye, daha yeni geldik. Ne güzel oturuyorduk. Evden kızmazlar. Yo, niye kızsınlar? Herkesin kendine ait özel bir hayatı var. Haklısın tabii. Peki kaç kardeşsiniz? Tek ben varım. Neyse, hadi kalk biraz uyuyoruz. Peki, iyi olur, kalkalım. Ay Gülsüm abla, başladı mı? Başladı, başladı. En heyecanlı yeri geç. Acaba görüştüğü adam eski kocası olabilir mi? İşte Romeo'ya geldi. Romeo benim yanımda hiç kalır oğlum. Benim içim yanıyor, içim. Tişörtü çok sıcak. Siz geçin dalganızı bakalım ha. Kızım babası ne iş yapıyor biliyor musunuz? Ne? He, ne iş yapıyor? Adam tekstilci, yani fabrikatör. Yapma ya. Ya. Ay bitti işte. Acaba kız ne yapacak? Bilmem, ben kalkıyorum. Bizimki gelmiş. Hadi iyi akşamlar, görüşürüz. Hadi. Güle güle Aylar. Kızım, hadi bir şeyler yiyelim yavrum. Ayten, duymuyor musun kızım? Aç değil misin? Açım. Hadi kalk bir şeyler hazırla da yemek yiyelim. Dünkü bulaşıklarda öylece duruyor yavrum. Niye yıkamadın? Kızım, kollarımı kaldıramıyorum ki yavrum. Neyse, ben bulaşıkları yıkarım, bir şeyler de hazırlarım. Hadi yavrum. Kız çok güzel, Yusuf da gördü. Gördüm sayılmaz. Hem o kız kaç yaşında? Tahminen 18 falan var ama olduğundan daha büyük gösteriyor. Fevkalade bir kız. Madem babası fabrikatör, niye özel okula göndermemiş? Ne bileyim ben canım, sormadım ki. Belki de gitmek istememiştir canım. Tabii canım, olabilir. Sade görünmeyi seven bir tip zaten. Babası geçen gün okulun müdürüne fırça atmış. Kızın morali felaket bozuk babasına. Çok kızıyor babasına. Hadi yatalım artık.
Saat kaç oldu? Ev sahibi birazdan damlar. Haklısın. Yatalım artık. Yatalım hadi. Kalkalım çocuklar. Şunu sizin tüpte bir ısıtı vereyim. Olur tamam, ilk önce seninkini ısıtalım. Sağ ol. Gülsüm abla kalkmadı mı daha? Hayır daha kalkmadı. Ay Aynur abla künyen çok güzel. Aa, bu mu? Bu gerçekten çok güzel. Şunu bir versene bakayım. Vereyim. İstersen al bugün tak. Sahi mi? Tabii. Ay arkadaşlar amma hava atarım. Dikkat et yalnız kaybetme tamam mı? Olur tamam. Yakıştı mı? Aa çok güzel oldu. Künyen çok güzelmiş. Şey babam doğum gününde hediye etti. Aslında altını pek sevmiyorum. Ellerin de çok güzel. Parmakların uzun olduğu için gitar çalmakta hiç zorlanmayacaksın. Dedim ya, okul biter bitmez ilk işim bir gitar almak olacak. Dün gece seni düşündüm. Kaldığın yeri merak ediyorum. Nasıl bir yer? Görmek istersen giderim. Okul vaktine kadar döner geliriz. Ha? Ne dersin? Haydi kalk ne duruyorsun? Tamam, kalkalım. Bir ara seni de çağıracaktım ama. Aman iyi ki çağırmadın. Ay ana oğul bir kavga ettiler ki görecektin. Ay. Bugün ikimiz de okula gidemedik. Zaman nasıl geçtiğini anlayamadım. Ben de öyle. Ahmet, sence bu hakların o kadar çok önemli mi? Bilmem, az da olsa önemli ama. Ama şimdi bunun ne ilgisi var? Hiç, öyle sordum. Bence o kadar çok önemli olmamalı. Neyse ben gideyim artık. O mizanın nasıl oldu Gülsüm abla? Nasıl olacak be Aynur? Hep aynı yavrum. Aynen. Mecbur yapıyoruz işi de gücü de. Tabii ne yapacaksın? Gayret etmek lazım. Ah, ben bakarım. Aytendir. Bak bak. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nerede kaldın kız? Yoksa... yakışıklı mı bari? Çok. Aynı dizideki George'a benziyor. Okuyor mu, okuyor mu? Makine mühendisi olacak. Aa, sakın kaçırma. Ha ben de seni bekliyordum. Künyeyi alacaktım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Arkadaşlarım çok beğendi. Oldu, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim ne derse desin, bence Türkiye'de en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş. Haklısın. Bırakın canım siz de ne Beşiktaş'ı ya. Hadi ya. Boş verseniz de bunları. Kapı mı çaldı? Herhalde kapı çaldı. Bir dakika ben bir bakıp geleyim. Sabah saat bu saatinde de kim gelebilir acaba? Dur bakalım. Kim gelir ki? Günaydın. Günaydın. Yalnız mısın? Arkadaşlarım var. Gel tanıştığım için. Mesela. Günaydın. 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 Tanıştırayım. Bak bu Yusuf, bu Öztürk, bu da Ayten. Merhaba. Merhaba, memnun oldum. Neyse, biz yavaş yavaş gidelim artık. Kütüphanede işimiz haklısın. Var zaten. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz çocuklar. Hadi bakalım, iyi çalışın derslerinize. Niye ayakta kaldın? Gel otursana. Ayten'in büyüleyici güzelliği karşısında çaresizdi Ahmet. Bekar evinde yapayalnızdılar. İkisinin de dünya umurlarında değildi. Ahmet Ayten'in serbestliğine kapılmıştı. Doğanın yasaları işledi ve birlikte oldular. İkisi de çok mutluydular. Ama Ayten için mutluluklar değil kabuslar başlıyordu. Geçen bir yılın sonunda Ayten hamileydi. Ardından Ahmet babasının fabrikatör olmadığını ve yakın zamanda öldüğünü öğrenmiş ve Ayten'i terk etmişti. Ayten 8 aylık hamileydi ama bunu saklamayı başarıyordu. Merhaba. Merhaba. Gülsüm abla nerede? Hastaneye gitti. Seninkinden ne haber kız? Allah belasını versin. Ne oldu? Beni terk etti. Senin Ayten'den bir haber yok mu? Bilmiyorum. Ben o defteri çoktan kapattım. Ama kız da yattın. Ya bir de bana hamileyim dedi. Zaten bakire değildi ki. Sonra başına bir bela açmasın da. Yok canım. Kaç aydır görüşmüyoruz onunla.
Ayten, sen bugün niye okula gitmedin kızım? Annesimle konuşmak istiyorum. Kızım, önce niye okula gitmedin? Onu söyle. Beden eğitimi dersi vardı. İyi ya. Hem sen son zamanlarda biraz fazla kilo aldın. Ne bu göbeğinin hali? Anne, ben hamileyim. Ne? Aman Tanrım! Hamile misin? Ne yapacağım şimdi ben? Nasıl olur? Böyle bir şey nasıl yaparsın kızım? Kimden hamilesin? Mühendislik fakültesinde okudum. Her ne okuyorsa, haberi var mı? Beni terk etti. Neden daha önce söylemedin? Bilmiyorum, söyleyemedim işte. Of Allah'ım, benim ne günahım vardı? Kaç aylık? Neredeyse 8 bitiyor. Tüh! Allah senin de belanı versin. Allah'ım, ya Rabbim, ne görmüşüm ben meğer? Bu Ayten'in arkadaşı Derha değil mi? Aa, evet o. Bir dakika. Seninle biraz konuşabilir miyim? Tabii. Şeyi soracaktım. Ayten'i. Yeni mi geldi aklına? Mühendisi geldi okula. Tasdiklendi sınavı için. Artık okula gelmeyecek. Neden? Sen daha iyi bilirsin. Bak Zehra. Aslında ben o zaman, yani Ayten öyle yapmasaydı, onunla başlamasaydık ben seninle çıkmayı düşünüyordum. Ya öyle mi? Her neyse ben kalkıyorum. İstersen okula kadar bırakayım. Gerek yok, ben giderim. Ne oldu? Yok bir şey canım. Anne! Anne çabuk! Ay. Dur! Kıpırdama! Bebek geliyor galiba. Geliyorum. Of Allah'ım, ne dertler açtın başıma. Kıpırdama! Bir taksi çağırayım, geliyorum ben. Of! Aman Tanrım! Gerçekten kız okulu bırakmış mı? Evet. Ama bilemiyorum, gerçekten hamile miydi yoksa değil miydi? Hamile olsaydı gelir bulurdu seni. Öyle ya, doğru söylüyorsun. Böyle belayı başına nasıl açtın? Hiç anlamıyorum. Ne bileyim ben? Benim esas korkum ailem. Eğer başımın belaya girdiğini bir duyarlarsa öldürürler beni. Neredesiniz be Gülsüm abla? Sabahtan beri geliyorum. Ne sen varsın ne Ayten. Sorma Aynur, başıma gelenleri. Aa, ne oldu? Anlatsana. Bu kız beni öldürecek. Niye? Hastaneye yatırdım Ayten'i. Aa, neden? 9 aylık hamileymiş. Hem kendini yaktı hem beni mahvetti. Aa, nasıl anlayamadık? Ne dediler hastaneden? Akşama telefon aç ya da gel dedi eve. Hanımefendi, kızınız şu anda ameliyathanede. Doğum sezeryanlı oldu. Gözünüz aydın, nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Sağ ol. Gözünüz aydın, Allah analı babalı büyütsün. Sevinmediniz mi? Nesine sevineyim ki? Kusura bakmayın ama neden? Neden olacak? Benim kızım 18'inde bile değil daha. Üstelik evli de değil benim kızım. Yani gayrimeşru mu demek istiyorsunuz? Evet. Çocuk üniversitede okuyormuş. Şu Allah'ın işine bak. Ben o kadar uğraştım. Neyse. Sizin kiminiz var hastanede? Bir yakınımın gelini. Benim hiç çocuğum olmadı. O kadar da tedavi gördüm ama nafile. Neyse, ben kalkayım. Bugün göstermezler herhalde değil mi? Yarın gelirim ben artık çocuğu görmeye. Allah da biliyor ya, hiç içimden gelmiyor görmek. Hadi hoşça kal. Demek oğlu olmuş. Ne yapalım, Allah sonunu ayır etsin. Aynur, bugün hastanede bir kadınla tanıştım biliyor musun? Hiç çocuğu olmamış. Aslında...
emeği hakkında konuşacaktım. Biraz oturalım. Buyurun, sizi dinliyorum. Şimdi yukarıya çıktım, kızınızla görüştüm. Çok zor durumda. Eğer izin verirseniz bebeği evlat edinip Almanya'ya götürmek istiyorum. Peki Ayfer ne dedi bu konuda? Son sözü size bıraktı. Yani sizin kararınız önemli. Yine de ben Ayten'le bu konuyla görüşeyim, olmaz mı? Ama ziyaret saati sona erdi. Şimdi sokmazlar. Beraber çıkalım. Görüşürüz. Olur. Nereye gidiyorsunuz? Gördün mü Gülsüm abla, Ayten'in başına neler geldi? Hı. Ne zaman taburcu olacak? Bugün yarın olur herhalde. Bir hafta oldu yatıyor. Peki bebek işi ne olacak? O tanıştığım bir kadın vardı ya, sana söyledim. Bugün o kadın hastaneye gelecek. Onunla görüşeceğim. Saatte 11'e geliyor. Ben 11 arabasına yetişeyim artık. Gideyim de hastaneye. Ben Ayten'le görüştüm. Hastane masraflarını siz ödersiniz. O da tamam dedi. Tamam, ben zaten Ayten'e söyledim. Hastane masraflarını öderim. Ayrıca da 2 milyon para veririm. Oldu, tamam. Ama yarın biz bebeği eve götürmeden önce gelin, alın bebeği. Anlaştık mı? Tamam. Hadi hoşça kalın. Durun. Parayı vereyim. Bebeği Almanya'ya götürmek için pasıma çıkartmak istedim. Çıkartamadım. Nuvusköy'üne gittim. Nuvusköy'üne de çıkartamadım. Karakola gittim. Karakolda bana sen bu çocuğu nerede doğum yaptın dediler. Ben de köyde doğum yaptım. Hanım sen 50 yaşındasın, bu çocuğu doğum yapamazsın, doğruyu söyle. Ya seni doğru söylemezsen içeri atarız ya da doğruyu söyle dediler. Ben de doğruyu söylemek mecburiyete kaldım ve doğruyu söyledim. Ayten'le kafeteryada tanıştım. İsminin Pınar olduğunu söyledi. Babasının da fabrikatör. Yatmadan önce Almanya'dan geldiğini ve 13 yaşında bakirliğinin bittiğini, sona erdiğini söyledi. Buna rağmen birbirimizi çok sevdik. Ama kendisine söyledim ki ben evlilik sorumluluğunu üstüme alamayacak durumdayım. Bunun için daha çok erken. Bebek benim olabilir. Bunu kabul ederim. Ama ya benden değilse? Ahmet'le çok iyi arkadaştık. Aynı evi paylaşıyorduk. Ahmet'in bir kız arkadaşı vardı, 18 yaşında olan. Bunu kız arkadaşı Ahmet'e kendisi söylemişti. İlişkileri çok iyi gidiyordu. Ta kız hamile kalana kadar. Kız hamile kalınca ilişkileri biraz bozulmaya başladı. Bunun yanında Ahmet ailesinden de çok fazla korkuyordu. Lise son sınıf öğrencisi gayrimeşru olarak dünyaya getirdiği bebeğini 2 milyona sattı. Çocuğunun babasının üniversitede okuduğunu söyledi. Üniversiteli sevgilisi şayet çocuk bendense hemen evlenirim dedi. Genelde mahkeme sonuçlanınca suçlu olan cezasına, suçsuz olan ise özgürlüğüne kavuşur. Ama bu gerçek kesitte izlediğimiz olay sonunda gördük ki suçlu ve suçsuzun yanında bir de günahsız vardı. Ne suçlu ne de suçsuz, önemli olan o bebeğin geleceğidir. Bu yüzdendir ki insanların hataları yalnız kendilerini etkilemiyor. Toplum olarak böyle olaylar zincirine yeni halkalar eklemeyelim. Çünkü kurunun yanında yaş değil, su bile yanıyor. Ayten Aksu, annesiyle birlikte bebeği terk etmek ve satmak suçundan tutuksuz yargılanıyor. Ahmet Sancak, yaşı küçük bir kızla ilişkide bulunmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemesi sürüyor. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.